Euro 2032 ev sahibi adayları belirlendi. Türkiye teklifini verdi ve bence 2028'den daha şanslıyız burada. Neden olduğunu birazdan detaylıca anlatacağım. Sonunda da ev sahipliğini alabilir miyiz? Birlikte karar vereceğiz. İlk olarak ilgi gösteren ülkelerden başlayalım yine. 2028'in aksine burada sadece Rusya vardı yine. 2018 Dünya Kupası'ndan sonra gazları alamadılar ve 2028 ve 2032 Arpa Şampiyonları için de ev sahibi teklifinde bulundular. Ancak biliyorsunuz ki savaş nedeniyle ne UEFA ne de FIFA şu anda onları bir spor ülkesi olarak görüyor. Dolayısıyla bunlara tekliflerinden tamamen çekilmek zorunda kaldılar. Daha doğrusu UEFA izin vermedi bu teklifin gerçekleşmesine. Ve Rusya resminden çıkınca geriye İtalya ile Türkiye kaldı. Bildiğiniz gibi o yüzden hemen seri bir şekilde bu resmi tekliflere geçelim. Euro 2028 videosunda da bahsetmiştim. UEFA'nın istediği bazı kriterler var. Ondan bahsedeyim hızlıca. 24 takımlı bir Avrupa Şampiyonası olacak. Yine 51 maç oynanacak toplamda. Bunun için de 10 stadyum istiyor. UEFA en az bir stadyumun 60 bin kapasite üstünde olmasını en az bir ama tercih eden iki stadyumun 50 bin kapasite üstünde olmasını bekliyorlar. 4 stadyumun 40 bin üstünde ve 3 stadyumun da 30 bin kapasite üstünde olmasını istiyor UEFA. Burada ilk olarak İtalya var. Rakibimiz olarak onu değerlendirelim. Hem 2028 hem 2032 için ev sahibi adaylı düşünüyorlardı. Ancak İtalya'daki stadyumlar bildiğiniz gibi çok eski ve 2028'e kadar bu eskimiş stadyumları yeniden düzeltebileceklerini düşünmediler ve 2032'ye daha güçlü bir şekilde gelebileceklerini düşünerek 2028'e aday olmadılar ve sadece 2032'ye aday oldular. Çok bu stadyumları 1980 Avrupa Şampiyonası için inşa edilmişti ve bunun üzerine de 1990'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmışlardı ve bu iki turnuvadan sonra çok fazla yenileme olmadığı için oldukça günümüz şartlarında eski kalitesi stadyumları var. Tabii kalite stadyumları var dedim ama bakalım ne kadar kalitesizler şimdi tek tek inceleyelim. İlk olarak Roma'da Stadio Olimpico yani Olimpiyat Stadyumu var. 70 bin kapasiteli bir stadyum. Daha önce Şampiyonlar Ligi'ne çokça kez ev sahipliği yaptı. Aynı zamanda burada 1990 Dünya falan da ev sahipliği yaptı. Bunların hepsi neredeyse orada ev sahipliği yaptığı için bunları tek tek söylemeyeceğim. Ve son olarak da Avrupa Şampiyonası'nda 2022'de biliyorsunuz farklı şehirlerde oynanan turnuvada biz de Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya deplasmanına gitmiştik. orada hatırlayacaksınız. Orada da vardı gerçekten finalin oynanacağı stadyum muhtemelen çünkü en büyük stadyum değil ama en büyük stadyum olacak sanırım turnuvada. Ayrıca Roma ve Lazio takımlarının kullandığını bu stadyumda söylemem lazım. Buradan en yüksek kapasiteli stadyum olması gereken Siro'ya geçelim isterseniz. Milan ve Inter kullanabiliyorsunuz 75 bin kapasitesi var ve İtalya'daki bir numaralı stadyum aslında hatta The stadyum hani deniyor İtalya'da. Da. Ama şöyle bir şey var ki bu stadyum da gerçekten çok eski olduğu için hem Milan hem Inter yine bir stadyum inşasına geçmek istiyor ve bunu da birlikte yapacaklar. Bu yeni Santoro's stadyumunun da kapasitesi 75 bin değil bu sefer 60 bin olması bekleniyor. 60 ile 65 bin arası bir şey daha doğrusu. ve dolayısıyla tam nasıl bir stadyum olacağı şu anda bilinmiyor. Ama şu anda ekranda gördüğünüz gibi muazzam bir dizayn var ortada. Bunun hayata geçip geçmeyeceği henüz belirsiz. Çünkü belediyeden izinler vesaire daha bir şey başlamamış durumda. Eski santraya baktığımız zaman hem Arpa Şampiyonası'nda hem de Dünya Kupası 34'teki Dünya Kupası'nda falan da ev sahipliği yapmış. 2021 Uluslar Ligi playofflarında da finale ev sahipliği yapmış bir stadyum. Ama yeni San Siro gerçekten resimdeki gibi olursa muazzam olacak. Çünkü şehrin dokusunu da biraz mimari olarak içine alan bir stadyum yapılması bekleniyor. Ha, neden birlikte stadyum yapıyorlar derseniz para yok İtalya'da. Buradan güneye doğru gidiyoruz. Bari'ye San Nicola Stadyumu. 58 bin kapasiteli bir stadyum. Diyorsunuz ki güneyde Bari'de niye böyle bir stadyum var? Tamamen bu bahsettiğim Arpa Şampiyonası için inşa edilmiş Dünya Kupası'nda kullanılmış ve daha sonra bir daha neredeyse hiç kullanılmamış bomboş bir stadyum. Aslında çok kapasiteli, kaliteli bir stadyum. Büyük bir kısmının üstü kapalı olduğu için UEFA standartlarını 3 yıldız hatta 4 yıldızı yükseltmeye de planlıyorlar tekrardan güncellemelerle. Bari dışında kullanılan yok. Dolayısıyla 58 binlik bir stadyum çok da boş duruyor. Bizim Türkiye'deki birçok stadyumu andırıyor o açıdan. Ama Tunova'da kesinlikle kullanılacak sağlam bir kapasiteye sahip. Sonraki stadyumumuz yine güneyden Napoli stadyumu. Şu anda son adı San Paulo'dan Diego Armando Moradona stadyumuna da değiştirildi biliyorsunuz. Maradona'nın vefatından sonra. Ve tabii ki burada da bir güncelleme yapılacak. Bu stadyumla ilgili dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları düşünülen 90'da Arjantin-İtalya maçında Napoli halkın Arjantin'i desteklemesi göze batan bir anı açıkçası. Çünkü Napoli halkının Maradona'ya sevgisi, İtalya'ya sevgisinden daha fazla belki de biliyorsunuz Kuzey-Güney kavgası burada da ön plana çıkıyordu. Diğer stadyumumuz Floransa'da Fiorentina'nın stadyumu Artemio Franchi stadyumu. Aslında 43 bin kapasiteli bir stadyum ancak bir güncelleme yapılacak ve stadın üstü tamamen kapatılacak. Çünkü İtalya'daki bir sürü stadın üstü aslında şu anda hala açık. Ve UEFA bu tarz turnuvalarda tamamen üstü kapalı stadyumlar istiyor. Bunun için de bir güncelleme yapılacak. Yine çok eski bir stadyum. 34 yılındaki Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapmış bir stadyum. O yüzden bu güncellemeler şart gözüküyor. Ve şu anda gördüğünüz görüntülerde de gerçekten muazzam bir stadyum olduğuna bence en fikir olabiliriz. Çünkü çok güzel bir güncelleme gelecek üstünün kapanmasıyla birlikte. Yeni stadyumunda en az 40 bin kapasiteli olması bekleniyor. Torino'ya gidiyoruz. 41 bin kapasiteli bir stadyum var. Buradaki en iyi stadyum ve İtalya'daki tek sahipli stadyum. Juventus'un tamamen kendi bütçesiyle her şeyini kendi yaptığı bir stadyum. Uluslar Lig finalleri de burada yine oynanmıştı. Sansino ile birlikte onun dışında çok fazla bir organizasyona ev sahipliği yapmışlığı yok henüz. Güncel bir stadyum olması nedeniyle de bu listedeki en iyi stadyumlardan bir tanesi şu anda. Verona stadyumuna geçiyoruz. Stadyo Mark Antonio Bentegodi diye söyleyebilirim. 39.000 bin kapasiteli yine bir güncelleme yapılacak burada. Çeşitli koltuklar resmi olarak sayılmıyor ve 31-32 bin kapasiteli gibi oluyor UEFA standartlarında. Dolayısıyla bunların güncellenmesi gerekiyor. Yine 39 gibi ya da 40 olması için bir çalışma olacak gibi gözüküyor. Çünkü 40 bin üstünde stadyumlar gerekiyor. Hellas Verona ile Kiev da ev sahipliğini yaptığını söylememiz lazım. Bu Verona'daki stadyumun. Bologna'daki stadyum Renato Dallara stadyumu da 38 bin kapasiteli ve yine güncellenecek bir stadyum. Yine 1934 Dünya Kupası'nda bile ev sahipliği yapmış kadar eski bir stadyum. Zaten mimar dokudan da görebiliyorsunuz. Çok güzel. Hatta yeni güncellemelerle bu şekilde de muazzam olacak. Üstü kapanacak falan ama o mimari dokuda korunacak. Bence harika bir stadyum. Gerçekten yeni güncellemelerle de ben çok iyi olacağına inanıyorum. Tıpkı Genoa Stadyumu da aslında ona benziyor. Luigi Ferrari Stadyumu da yine Genoa'daki hem Genoa'nın hem Sampdoria'nın ev sahipliği yaptığı ve İtalya'nın en eski stadyumu Stadyumu 1911 yılında inşa edilmiş. O günden bugüne mimari dokusunu harika bir şekilde korumuş. Tuğlalı falan görüyorsunuz zaten. Burada da bir güncelleme olması bekleniyor ama bence çok da bir güncelleme ihtiyaç yok. Muhtemelen biraz teknolojik anlamda güncelleme olacaktır. 36 bin kapasiteli muazzam bir stadyum. Ben Aston Villa'nın stadyumuna da benzettim açıkçası. Son stadyumumuz da Cagliari'nin stadyumu. Bu da yeni yapılıyor. 25.000 bin kapasiteli bir stadyum olarak inşa ediliyor. Ancak turnuvada biliyorsunuz 30 olması gerekiyor. O yüzden turnuvaya özel 30 e yükselebilecek şekilde planlayacaklar bunu. Çünkü minimum 30 bin olması gerekiyor ve son stadyumumuz bu. 25 bin dediğim gibi. Yine enteresan güzel bir mimarisi var. Bence kaliteli bir stadyum olabilir ama ufak bir stadyum olacak. Ve böylelikle listeyi tamamlamış olacağız. Milan, Torino, Verona, Genoa, Bologna, Floransa, Roma, Napoli, Bari ve Cagliari'deki stadyumlarımız oldu ve bunların üstüne yedek olarak da Palermo'yu da koymuşlar aday şehirler arasında hani olur da bir tanesinde bir sıkıntı çıkarsa Palermo'daki stadyumda onların yerine geçecek olarak yedek şekilde duruyor. Federasyon Başkanı bu teklifi yeni Rönesans olarak nitelendirdi. Bu teklif bir yandan tarihi ve sanatsal mirasımızı kutlarken diğer yandan çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgilidir. İtalya ve Avrupa futbolunun 10 yıl sonra nasıl görüneceğini hayal ettik. Böyle bir etkinliğin tüm ulus için zengin fırsatlar yaratma kapasitesinin gayet iyi farkındaydık dedi. Buradan da İtalya'nın teklifini inceledikten sonra Türkiye'ye geçeceğiz ancak geçmeden önce bir beğeni butonunu basarsanız ve hala kanala abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü bu ara inanılmaz bir yükselişte kanal. Ancak o kadar izlenmene rağmen abone sayısının artışının o kadar hızlı olmadığını görüyorum. Umarım abone olursunuz ve gelecek bu tarz videolarda daha sık görüşürüz. Çünkü yine enteresan videolar gelecek. Şimdi daha önce de söylemiştim. 2008'den beri aralıksız olarak bütün turmalara teklif verdik ve artık teklif vermek olmasına gerçekten başka bir seviyedeyiz. Sadece 2020 yılında biliyorsunuz farklı ülkeler bir şampiyona vardı. O yüzden bir teklif verememiştik oraya ya da şehir olarak teklif vermek istememiştik. Çünkü biz tamamını istiyoruz. Bu turnuvanın tamamını düzenlemek istiyoruz arkadaşlar. 2028 ve de birlikte adaylık koyan tek ülkeydik. Orada da rakibimiz İngiltere, burada İtalya. Bence burada daha fazla şansımız var. Neden? Şimdi stadyumlarımızı tekrar hızlıca inceleyelim. İstanbul'da Türk Olimpiyat Stadyumu var. 74 bin kapasiteyle Şampiyonlar Ligi finaline iki kez ev sahipliği yapmış olacak yakın zamanda. Yine İstanbul'dan diğer stadyumumuz 53 bin kapasitesiyle Nef Stadyumu. Galatasaray'ın kullanan bu stadyum daha önce U20 Dünya Kupası'nda ev sahipliği yapmıştı. Ülker Stadyumu var yine İstanbul'dan son stadyumumuz. Fenerbahçe'nin stadyumu bildiğiniz gibi 47 bin kapasitesi belki bir güncelleme olabilir. Ancak şu anda böyle bir resmi gelişim yok. Oldukça eski diyebileceğimiz bir stadyum. 2000'lerin başında bitmişti çünkü biliyorsunuz. O yüzden bazı güncellemeler gerekebilir bence. Ama bizim teklifimizde çok fazla detay açıklanmadığı için pek bir bilgimiz yok bununla ilgili. UEFA Kupası daha önce finale burada yapılmıştı biliyorsunuz. Şimdi gelelim Anadolu'daki stadyumlarımıza. Ankara'da yeni 19 Mayıs stadyumu yapılıyor. 45.000 45 bin kapasiteli olacak muazzam bir tasarımı var. Ancak neden yeni 19 Mayıs stadyumunu olan 19 Mayıs stadyumunun üzerine inşa etmek yerine tamamen yıkıp sıfırdan işte bir Eryaman Stadyumu yapıp sonra bunu yapmaları falan ben ekonomik anlamda çok mantıklı bulmadım ki zaten ülkedeki ekonomide hepiniz farkınızdasınızdır. Bir sonraki stadyumumuz Bursa Büyükşehir Stadyumu. Timsah Arena olarak çıkmıştı İlk başta biliyorsunuz. Sonra Cumhurbaşkanı tarafından Arena ismi beğenilmediği için ismi değiştirilmişti ve 43 bin kapasiteli bir stadyum olarak bence muazzam muazzam bir tasarıma sahip ve ülkedeki en iyi stadyumlardan bir tanesi. Yine Konya Stadyumu da benim çok beğendiğim stadyum. 42 bin kapasiteli özellikle dış kısmı çok enteresan bir dokuya sahip. Hibrit sahip İslami dayanışma oyunlarından sonra gerçekten güzel bir gelişme kaydedildi. O açıdan da bence en iyi stadyumlarımızdan bir tanesi. Trabzon'un stadyumu var. 40 bin kapasiteli yine. Akya stadyumu dışarıdan çok güzel gözüken içerisi tartışılır ne kadar güzel. Bence daha büyük bir stadyum yapılabilirdi Trabzon'a. Ama yine 40 bin kapasitenin üstünde olması bu turnuvaya katılması açısından önemli bir noktada. 30.000'lik stadyumlara geçtiğimiz zaman Antalya stadyumu var. 32.500 kapasiteli, yuvarlak bir tasarım var biliyorsunuz. O açıdan dışarıdan çok güzel gözüküyor. İçerisi de fena değil bence ancak kim sorununun kesinlikle çözülmesi gerektiğini söylemem lazım. Eskişehir stadyumu yine 32.500 kişilik bir stadyum biliyorsunuz. Eskişehir amatöre kadar düştü son zamanlarda. O yüzden Atatürk stadyumu biraz boş kalıyor. Ancak turnuvada güzel bir ev sahipliği yapabileceğine inanıyorum. Daha önce milli maçta yapılmıştı orada gerçekten güzel bir atmosfer oluyor. Gaziantep'te yine 33.500 kapasiteli. Diğer stadyumumuz 30 binlerde olan. Açıkçası benim çok fazla beğendiğim tarzda bir stadyum değil. Ancak muhtemelen doğuda stadyum olmamasının tepkisi üzerine konan bir stadyum. Özellikle önceki yaptığım videoda da Gaziantep niye var orada daha yeni deprem oldu gibi tepkiler de vardı. Ancak 2028-2032'ye kadar ben çok fazla bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şimdi bu stadyumlara baktığımız zaman sizce şansımız var mı diye sormak istiyorum İtalya'ya karşı. Bence İngiltere'ye göre çok daha fazla şansımız var. Ancak bazı tartışmalık onlara da değinmek istiyorum. Kayseri 32.000 kapasiteli Kadir Stadyumu, İzmir 50 bin kapasiteli Atatürk Stadyumu bunlar listede olan stadyumlardı yine ancak sonradan final listesine girmediler ve dışarıda kaldılar. Özellikle ben İzmir'in burada olması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü bu seçimler yapılırken turizmin de ön plana çıkması gerekiyordu ve İzmir en büyük şehirlerimizden bir tanesi. Aynı zamanda turizm anlamında dördüncü en büyük şehrimiz ve stadyum kapasitesi olarak da çok büyük bir stadyum. Orada ufak bir güncelleme ile İstanbul'da 3 stadyum almak yerine İzmir Atatürk Stadyumu orada 50 bin kapasite üstü stadyumlar arasında olabilirdi. Belki Vodafone Park'ta dahil edil edilebilirdi Saraçoğlu stadyumu yerine. Çünkü özellikle ben sizin yorumlarınıza da baktığım zaman en çok tepki olan stadyumlar Vodafone Park'ın olmaması, Samsun'un olmaması ve yine aynı şekilde Kocaeli'nin olmamasıydı. Tabi bunların kapasitesinin 30 binler civarı olması biraz daha sıkıntıya sokuyor hepsini bir arada almak için. Ancak ben Gaziantep'i almazdım açıkçası onu söylemem lazım. Gaziantep ile ilgili de şöyle bir şey var. O da ayrı bir turizm. Yemek turizmi açısından önemli olabilir. Onu da düşünmüş olabilirler. Onun için çok fazla bir şey diyemiyorum ama stadyumu o kadar beğenmiyorum. Tekrar aynı eleştiri yapıyor olacağım. Önceki videoyu izlediyseniz ancak Ekonomi bu kadar kötüyken ben bu iki adaylığı vermemizin çok mantığını anlayamıyorum açıkçası. Ve şu ana kadar bu tarz Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası düzenledikten sonra ekonomik anlamda gelir elde eden, kâra geçen uzun vadede bir ülke çok fazla yok. En son sanırım İspanya var 1982. Ondan sonra böyle bir şey çok olmadığı için ne kadar mantıklı bilmiyorum. Aynı zamanda ülke Avrupa'nın en büyük ülkelerinden bir tanesi yüz ölçümü olarak ve şehirler arasında ulaşım çok rahat değil. Sadece uçakla ya da arabayla ulaşım yapabiliyorsunuz. Tren oldukça sıkıntılı bence özellikle bu seçilen şehirler arasında. Hani İstanbul, Eskişehir, Ankara gidersiniz ama diğer şehirlere ne kadar mantıklı bilemiyorum. İtalya'daki ulaşım durumu da tabii ki bilmediğim için çok fazla ürün yapamayacağım. Ama 2028'de İngilizler tren olayını çok iyi çözdükleri için onlar da hiçbir sıkıntı olmayacak. Bence çok rahat bir şekilde alacaklar bizden. Açıkçası İtalya'da isminden korktuğum bir ülkeydi. Ancak stadyumları inceledikten sonra bizim şansımız daha fazla diye düşünüyorum. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Onu da çok merak ediyorum arkadaşlar. O yüzden yorumlara yazmanızı bekliyorum. Bence ikisini de alamazsak büyük bir rezillik olacak. Ama hepsini birlikte yaşayıp göreceğiz. Daha önce çok kez bahsettiğim gibi Euro 2028 adaylıklarını da burada anlatmıştım. Onu da izlemediyseniz buradan izleyebilirsiniz. Diğer gelecek turnuvalarla ilgili videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.